LGS'ye son 169 gün hayallerimize kavuşmamız için vazgeçmeden çalışmaya devam ediyoruz ve günün sözünde Steve Chandler diyor ki motivasyonu gerçekten artırmanın yolu büyük, belirli ve güçlü bir hedef saptamaktır. Gerçekten eğer hedefimiz büyükse vazgeçmeyiz arkadaşlar. Ama hedefimiz küçükse yani bakalım işte diyorsak o zaman en küçük bir sıkıntıda, en küçük bir zorlukta vazgeçeriz. Dolayısıyla bizler de hedefimizi büyük tutmalı, hayallerimizi yüksek tutmalı ve sıkı sıkıya çalışmalıyız. Günü yorumuna baktığımızda Berna Yuvarlak diyor ki 112 beğeni almış. Sorum ders çalışırken bir testten fazla yanlışım olunca o gün bir daha ders çalışamıyorum. Ne yapmalıyım demiş. Şimdi öncelikle Berna şunu çok iyi bilmelisin. Ve sizler de bir iyi dinleyin arkadaşlar burayı. Yani şu anda ders çalışırken yanlış yaptığında, konuyu anlayamadığında, netleri iyi çıkmadığında vazgeçen arkadaşlara söylüyorum. Birincisi bu iş öyle kolay olmayacak. Zaten hayalleriniz için mutlaka mutlaka gayret göstermeniz gerekiyor. Yani çalışmadan Olmaz arkadaşlar vazgeçmemiz gerekiyor gayret göstermemiz gerekiyor ve bunun sonrasında da çok güzel başarıların geleceğini bilmemiz gerekiyor. Şöyle düşünün ilk başta şöyle şak denetleriniz çözdüm arttı çözüm arttı çözüm arttı o oh, o oh, o. Oh. O zaman herkes çalışır ki. Önemli olan vazgeçmek, önemli olan ısrar etmek, gayret göstermek. Ders çalışırken bir testten fazla yanlışın olunca yapacağın şey şu. Hemen yanlışlarını alacaksın önüne, çözümlerini öğreneceksin ve diyeceksin ki ben bugün 20 soru çözdüm, 19'u yanlış çıktı. Sonra bir test daha çözdüm, bu sefer 18 yanlış çıktı. Bir test daha çözdüm, 17. Mutlaka zamanla yanlışların azalacak. İlk başta yanlışların doğrularından fazla olacak. Sonra zamanla doğruların yanlışlarından fazla olacak. Sonra zamanla da doğruların hepsini kaplayacak. Ve her taraf doğruyla da olacak inşallah. Ama vazgeçmemen gerekiyor. Yani dünyada başarılı olmuş hiçbir insan yok ki... ...oh araştırdım buldum bitti gitti oh rahatçık. ...hayır öyle değil. Herkes çok büyük sıkıntılar çekerek... ...çok büyük gayretler göstererek başarıya ulaşıyor. Zaten diğer türlü başarı olmaz ki o zaman herkes başarır. O yüzden Berna... Testlerine yanlış diyelim ki 20 soruluk bir test çözün 20'si de yanlış çıktı. Vazgeçmiyorsun. Diyorsun ki 20'sinde çözümünü öğreneceğim diyorsun. Sonra diğer test çözün 19 tanesi yanlış çıktı. Vazgeçmiyorsun. Hep her seferinde seni vazgeçirmeye çalışan o testlere, o sorulara karşı inadına sen mi yamansın ben mi yamanım diyorsun ve üzerine giderek çözüyorsun. Ve göreceksin ilk başlarda belki netlerin artmayacak böyle birazcık inişler çıkışlar yaşayacak ama zamanla netlerin çok hızlı bir şekilde artmaya başlayacak. Yeter ki o kırılma işini yakalaman lazım. Yani bizler de hayatımıza bak ben de öğretmenlik hayatımda e, ...veyahut da meslek hayatımda... ...veyahut da diğer başka... E, ...arkadaşlarımın normal hayatlarına... ...meslek hayatlarına baktığımda hep bir kırılma noktaları var. Böyle sıkıntılar çekiyorlar vaz mı geçsek... ...sıkıntılar çekiyorlar vaz mı geçsek. ...vazgeçmeyen arkadaşlarımın hepsi... ...çok başarılı yerlere geldi. Vazgeçenler de... ...çok kötü mutsuz olmadılar ama... ...vazgeçmeyenler, ısrar edenler... İnşallah başaracağım deyip sıkı sıkı çalışanlar hep başardı. Dolayısıyla sen yanlışların çıkınca diyeceksin ki, oh ne güzel yanlışlarım çıktı. Ben bu yanlışları öğreneceğim ve bir daha bu yanlışları yapmayacağım diyeceksin. Sınava kadar ne kadar çok yanlış yaparsan o kadar çok şey öğrenmiş olursun. Ve sınav günü de o kadar az yanlış yapmış olursun. Dolayısıyla Berna vazgeçmiyoruz. Bizi soru bankaları, testler vazgeçiremez. Biz çünkü en baştan hedefimizi belirledik. Bu 169 günde sıkı sıkıya çalışıp hem ülkemiz için, hem kendimiz için, hem ailemiz için iyi birer insan olacağız. En azından kendimiz deneyeceğiz, göreceğiz. Yapsak da yapamasak da mutlaka mutlaka en azından sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın rahatlığıyla oh be diyeceğiz. Ben çalıştım, gayretimi gösterdim, tevekkül ettim. Oldu, harika. Tam istediğim olmadı, o da güzel. Ama en azından ben sorumluluğumu yerine getirdim diyeceğiz. Ve bu sıkıntıların bitmesi, bu gayretlerimizin karşılığını gelecek olması da bize ayrı bir lezzet verecek inşallah. Günün kaynağına baktığımızda kota konu tanımaları inkılap kotasını görüyoruz. İnkılap tarihi dersinde her biri onar soruluk e, özel, gerçek sınava uygun sorulardan oluşan bu kotayı mutlaka çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Kota yani konu taramaları esasında tam da LGS'de gelebilecek sorulardan oluşuyor. Birçok sınav sorusuna yakalamış bir seri. Sizler de mutlaka yeni nesil inkılap kotasını çözün istiyoruz. Ve güncel müfredatta %100 uyumlu olduğunu bilmenizi istiyoruz arkadaşlar. Günün okulu Ahmet Erdem Anadolu Sesi Bursa. Diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik, psikoloji çok güzel bölümler bu liseden kazanılmış. Siz zaten Anadolu liselerinden de, fen liselerinden de, sosyal bilimler lisesinden de Anadolu lisesinden de çok güzel gelecekler bizi bekliyor. Yeter ki vazgeçmeyelim. Yeter ki gayret gösterelim. Siz hiç böyle yatarak doktor olmuş, yatarak bilim insanı olmuş, yatarak mühendis olmuş, yatarak avukat olmuş, yatarak öğretmen olmuş bir insan gördünüz mü? Hayır. Mutlaka bir gayret gerekiyor. O yüzden bizler de gayretimizi göstereceğiz. Vazifemizi yapacağız. Sonrasında sonucunu bekleyeceğiz inşallah. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın. Yorumları yollayın.